uzun zaman deprem üretmediği zaman o fay hattının biz enerji biriktirdiğini düşünürüz. Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür, Türkiye'de büyük depremler üreten Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının enerjilerini büyük ölçüde tükettiğini söyledi. Bu iki fay kuşağı üzerinde uzun bir süre büyük depremler beklemediklerini belirtti. Görür, buna karşın Erzincan-Bingöl arasındaki faya dikkat çekti. Bizim endişe ettiğimiz yerler Karlova ile Bingöl arasında. Orada en son deprem 1766 gibi, yanlış aklımda kalmadıysa, oradan endişe ediyoruz. Bir, bu Maraş fayından dolayı Hatay ve Adana havzası kesiminde dikkatli olmamız lazım. Naci Görür, İstanbul konusunda da uyarılarını yineledi. İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl ki ben 3 gün önce Maraş'tan endişe ediyoruz diye yazmışsam, aynı şeyi İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar da İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Burada var mıydı, tam hatırlamıyorum. Profesör Doktor Görür, deprem kuşağında olan Türkiye'de acilen Afet Bakanlığı kurulması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin en ağırlıklı fay zonları enerjiyi boşalttı. Birkaç yüz sene içerisinde öyle çok büyük deprem olmayacak. En azından bu iki fay kuşağı boyunca. Bu da bizim için bir şans. Yani ülkeyi depremi hazırlama noktasında. Önce bir Afet Bakanlığı kurulacak, Deprem Bakanlığı. 5 yıllık planlarla deprem kuşaklarındaki her kent deprem dirençli kente dönüştürülecek.